Bültenlerimizin en üzücü haberleri onlar, kayıp çocuklar. Hepimiz bu haberlerin son olmasını istiyoruz ama ne yazık ki Türkiye'de her yıl yaklaşık 25 bin çocuk kayboluyor. Onlar için harekete geçen bir grup gönüllülük kayıp çocuk yardım ve destek hattı kurulması için bir imza kampanyası başlattı. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 400 gündür aranan Bayram Erol ve Dursun Kağan. Yandı yüreklerimiz. Ve daha binlercesi, Türkiye'nin en derin yürek sızısı, kayıp çocukları. Her yıl 25 bin tane kadar çocuk kayboluyor. Çoğu bulunuyor fakat bulunmayanlar da var. Gönüllüler kaybolan ve bulunamayan çocuklar için harekete geçtiler. Türkiye'de de kayıp çocuk yardım ve destek hattı kurulması için kampanya başlattılar. Sadece çocuklar düşünülerek hazırlanmış bir yardım hattı yok Türkiye'de. Türkiye'de çok yardım hattı, daha doğrusu çok fazla destek hatları var. Örneğin herkes 183'ü arayabilir, alo 183'ü, ya da 155'i arayabilir, polise ulaşabilir. Polis genelde ilgileniyor. İlgileniyor ama yetmiyor. Örneğin Avrupa Birliği'nde sadece kayıp çocuklar için kurulmuş olan özel bir hat var. İlgili bakanlıklar bu hatla koordineli olarak birlikte çalışıyor. Zaman ve enerji kaybının önüne geçiliyor. Yardım alabilecekleri, onları dinleyen, onların dilinden anlayan bir hattın olması gerekiyor. Bir kampanya başlattık. Bakanlıklara diyoruz ki tek bir yere arasın çocuk ve perişan olmasın. O hattın Türkiye'de de kurulması için yaklaşık 80 sivil toplum kuruluşu imza kampanyası başlattı. Kampanya herkesten destek bekliyor. www.çocuklarlaguçluyuz.net Bu internet adresine girdikleri zaman evet, kampanyaya katılabilirler. Türkiye'de şu anda 2 milyon kadar Suriyeli mülteci çocuk olduğu tahmin ediliyor. Yine o tahminlere göre sadece geçen yıl 10 bin çocuk Avrupa yolunda sırra kalem bastı, kayboldu. Mülteci çocukların da yararlanacağı bir hat tabii ki olacak bu. Türkiye'de ne kadar mülteci çocuğun kaybolduğunu, kaçının refakatsiz kaldığını gerçekten tam olarak bilmiyoruz. O yüzden de böyle bir yardım hattı hayati önem taşıyor.